Değerli dostlar, biraz daha Sedona'daki bu özel bölgeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu çektiğimiz görüntülere eşlik eden değerli bilgileri de size aktarmak istiyorum. Sedona'daki bu kozmik enerji bir spiral biçiminde akmakta. Bu girdaplı bir bölge. Bu nedenle de çevrede birçok bükülmüş ağaç görmek ya da ağaç dallarının spiral şeklinde büküldüğünü görmek mümkün. Bunlar tabii ki duygusal iyileşme anlamında çok faydalı olduğu söyleniyor ve bazı vortekslerinde güç ve ruh için kullanıldığı, ruhsal güç için kullanıldığı ve gelecekteki bilincinizin açılması için burada bulunmanın bir kapı araladığı, bir kapı olarak kullanıldığı söylenmekte. Kendi spiritüel gelişimimiz için de buralarda meditasyon yapmak, kozmik enerjinin bilgeliğinden faydalanmak anlamında son derece önemli. Belrak kayası var. Bu işte Sedona denilince en çok fotoğrafını gördüğümüz kaya bölgesi. Burası Sedona'daki en çok bilinen, en ünlü vortex bölgesi. Kozmik enerjiler için bir dinamo, bir girdap bölgesi. Gezegendeki birçok enerji noktası ile de burası bağlantılı ve duygular ve düşünceler, burada hissettiğiniz duygu ve düşünceler gerçekten geleceğinizi önemli derecede şekillendirebiliyor. Çünkü enerji de bilgi demektir, düşünce de enerji demektir. Buranın Belrak'ta bulunduğunuzda olumlu duygulara, hayallerinize imgeleme olarak ve kalbinizden niyet olarak geçirerek olumlu düşünmek ve olumlu hissetmek son derece bu oluşumu ve gerçekleştirmeyi hızlandırmak anlamında çok önemli. Değerli arkadaşlar, buraya sevgi enerjisiyle geldiğimizde aydınlanma şansı çok yüksek ve yardım talep ettiğinizde yardım alma ihtimaliniz çok yüksek. Bilgelik ve hayatınız boyunca doğru zamanda bu bilgeliğin açığa çıkması imkanları ortaya çıkıyor. Onun dışında bunlar blokaj temizleme ve frekansınızı yükseltmek anlamında çok kilit noktalar. Gezegenin yüksek frekansına uyumlanmak için vücudumdaki tüm negatif enerjilerden de arınmam gerekiyor tabii ki. Ve spiritüel sevgi enerjisini gezegene gönderdiğinizde başkalarının bilinç düzeyini de yükseltebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda değerli arkadaşlar, spiritüel öğretmenler kozmik ışığın girdaplarıdır ve bir şey söylemeseler de enerjileri bu bölgelerde çalışıyor. Ve birçok insan kozmik ışığın enerjilerini sevmeyebiliyor da, yani onlara direnç gösterebiliyor. Çünkü aslında hazır olmayana, yani o sevgi, şefkat ve kalben orada iyi niyetle bulunma ve arınmak gerekiyor dedik ya, bunu sağlamamış olan kişiler bu enerjilerin ışığı altında bir anlamda deşifre oluyorlar diyebiliriz. Yani onların daha zorlandığı ve her şeyi altta gizli tuttukları, her şeyin daha çabuk yüzeye çıktığı görülmekte. Böylece bu insanlar bu bölgelerde spiritüel öğretmenlere ya da turlarda rehberlik yapan spiritüel grup liderlerine saldırganlık gösterebiliyorlar, hakaret edebiliyorlar, negatif tutum içinde olabiliyorlar. Fakat tabii bu da kendileri için olumsuz bir karma yaratıyor etki tepki nedeniyle. Nefret, ego ve kibirden arınmış bir şekilde burada spiritüel gelişim için bulunmak gerekiyor. Ve eski enerjileri negatifi dönüştürmek gerekiyor. İyileştirmezseniz de kalp ve bilinçte kozmik sevginin enerjisi hakim olana kadar aslında benzer döngüleri hayatınızda tekrar edebiliyorsunuz. Bunlar zaten videolarımda da size zaman zaman bahsettiğim, anlattığım konular, o yüzden yabancı değilsinizdir. Ve aynı zamanda turistlerin buradan giderken yanında götürmemeleri için, yani Sedona'dan ufak taşlar alıp götürmemeleri için
bu alırsanız bu size uğursuzluk getirecektir şeklinde söylentiler de burada var. Sanırım doğayı da korumak istiyorlar. O nedenle belki böyle söylentiler çıkmış olabilir. Bu vortex enerjileri aslında çok güçlü girdap enerjileri değerli arkadaşlar ve farklı boyutlar ile dünya arasında bir geçiş kapısı, boyutlar arası bir geçiş kapısı olduğu iddia ediliyor. Vortex'in spiral şeklinde güçlü bir manyetik alan yaydığı biliniyor. Yüksek enerji kapıları frekans yükselmesi ile ancak geçişler mümkün. Yani bu yüksek enerji kapılarından frekansınız çok yüksekse buralardan geçiş yapmak mümkün deniliyor. Dünyanın en güçlü vortex noktası, ziyaretçi noktası burası dediğim gibi. Değerli arkadaşlar, burada arınma neden önemli? Çünkü bu yüksek vortex enerjilerinin vücudunuzdaki negatif enerji ile çarpışmaya girdiği iddia ediliyor. Bu elektromanyetik enerji akışı dolayısıyla olumsuz sonuçlar da hissetmenize neden olabiliyor. Negatif enerjiden arınarak gelmezseniz burada baş ağrısı ya da bazı sıkıntılar, ruhsal sorunlar gibi, bunaltı gibi durumlarda negatif enerjideki insanların yaşadığı söylenmekte. Burada yapılan meditasyon spiritüel yükselmeyi sağlıyor. Özellikle Red Rock yakınlarında meditasyon yapılması çok öneriliyor. Sedona bölgesinde yüksek frekanslı enerjiler nedeniyle bir nevi zamanda ileriye gidildiği ve gelecekten de görüntüler görüldüğünü söyleyenler bile var. Yani çok enteresan bir bölge ve benim de çok merak ettiğim bir bölge. Belrak dişil eril enerji dengesini temsil ediyor. Arkadaşlar, biraz da tırmanış esnasında size çevreyi göstermek istiyorum. Bir keçi gibi buralarda iyi tırmanmanız gerekiyor. Çünkü belli bir yere kadar oklarla yolu gösteriyorlar ama sonrasında oklar da yok. İşte hemen aşağısındayız. Efendim hayatım. Arkadaşlar, size buradaki spiral şeklinde olan vortex enerjilerinin doğayı etkilediğini, hatta ağaçları kıvırdığını da söylemiştim. İşte ona çok somut örnek olabilecek bir ağaç görebiliyorsunuz. Kıvrılarak, yani bu vortex enerjisinden etkilenerek büyüdüğünü ve ağacın dokusunun nasıl spiral bir halde olduğunu görebiliyoruz. Ve biz tam vortex'in altındayız. Yani şu ışık bile, güneşin ışığı da harika geliyor. Hey. Arkadaşlar, kayaya tırmandık. Yamaçlarından yukarıya doğru çıkıyoruz ve buradan görünen manzara muhteşem.
işte Berrak'ın hemen yamacındayız. Bizim gibi tırmanmaya devam eden insanlar da var. Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Şimdi Sedona hakkında ayrıca şunları da söylemek isterim ki buradaki mimariye baktığınızda doğa kırmızı kayalardan oluştuğu için otellerin ya da Sedona şehir merkezindeki yapıların, evlerin de kırmızıya ya da turuncuya çalan renklerde boyandığını görüyoruz doğayla uyumlu olması adına. Ve burada yine Kızılderililer hakkında tabloların ve objelerin, özel nesnelerin bulunduğu sanat galerileri de var Sedona merkezde. Tabii burada bulunmak kendi enerjinize bir ayna aslında. Enerjinizi size aynalayan bir ortam diyebiliriz. O nedenle burada ruhsal uyanış, bilinçte açılma, bilinçte yükselme, enerjinizin yükselmesi, dileklerinizin gerçekleşmesi niyetiyle, amacıyla buraya her ne kadar geliyor olsa da insanlar, ruhsal uyanış için yeterli bir ruhsal olgunlaşmanın da olması gerekiyor. Yani herkeste burası aynı oranda bir aydınlanma, aynı oranda bir yükselme sağlamıyor tabii ki. Ruhsal olarak ne kadar hazırsanız o kadar buradan fayda görebiliyorsunuz diyebiliriz. Ve neye ihtiyacınız varsa aslında sizi oraya çekiyor, oraya götürüyor ve bu enerjileriniz ortaya çıkıyor. Bastırdığınız negatiflikler ya da bilinçaltınızdaki blokajlar, bunların tesirlerini ve etkilerini görüyorsunuz. Aslında bu size bunları gösterip bu konudaki hızlı bir iyileşmeye sizi sevk etmesi açısından önemli. Dolayısıyla da iyileştirici ve her şekilde dönüştürücü bir etkiye sahip, olumsuz duygu hissediyor olsanız bile burada. Çünkü sizdeki olanı size yansıtan bir merkez aslında burası. O nedenle niyetiniz kalpten olmalı. Kalpten geçirdiğiniz niyetlerle burada bulunmak çok önemli. Girdap vortex enerjisi, çünkü bunu, sizdeki bu niyetinizi içine çekiyor. Yani bu vortexlerdeki spiral şeklinde akan enerji niyetinizi de içine çekiyor, vakum gibi. Ve aynı zamanda temizliyor, dengeliyor ve sizin enerjinizi yükseltiyor. Dolayısıyla vortexler insanları içine çekip alıp kendi frekansına uygun davranışlara sizi mecbur kılıyor bir anlamda. O nedenle de bir enerji data girdapları olarak da tanımlanmakta. Değerli arkadaşlar, burada bulunmakta çok heyecanlıyım. Bu bilgileri sizlere bu şekilde aktarmak istedim. Yine Red Rock kayalarının bulunduğu bir bölgede, yine tabii kozmik enerjilerin olduğu vortex bölgesi burası ve buraya bu yapı 1956 yılında yapılmış, bir yıl sonra da ödül almış ve bu yapı ikiz olarak gördüğünüz yuvarlak iki kayanın iki yan duvarları bu kayalara oturtulmuş durumda. Tam ortasındaki blok ise, duvar ise kayaların tam ortasından aşağıya doğru indirilmiş. Dolayısıyla tam bir haç, uzun bir haç işareti, sembolü de konulmuş bu mimariye. Ve içeride gerçekten güzel bir egzotik hava var.